O dini rencide etmeyeceksin. O dini incitmeyeceksin. O dini kalıpları neyse, ben buyum dediği neyse o şekilde muhafaza edeceksin, koruyacaksın. Aksi halde yerilmeye, zelil olmaya, rezil edilmeye mahkumsunuz. Yeraltı kanalında o çıkan kişilerin, öncelikle onların değerlendirilmesi gerekli. Gerçek manada bu kadar cehaletiyle, bu kadar bilgisizliğiyle kendisini geliştirmiş, batılda kendisi azmetmiş, kendisine Müslüman diyen bu toplumdan daha fazla Kur'an'ı okumuş, daha fazla kendisini geliştirmiş bir insanın karşısına deneyimsiz bir şekilde, tecrübesiz bir şekilde, cahilce ne soru sormasını bilen, ne sorulan soruya doğru düzgün cevap vermesini bilen bir insan olarak çıkıyor. Ama öncelikle bir şu kendisine Müslümanım diyen ama İslam'ı savunmaya kalktıkları zaman sanki Allah'ın değerlerini ya da Resul'ün değerlerini değer olarak değil de toplumun değerlerini ya da bilim adı altında hurafelerin değer olarak gösterdiği şeyleri ele aldıklarını göreceğiz. İslam yücelecek şahsiyetlerimiz değil, kişiliklerimiz değil, cemaatlerimiz değil, bireylerimiz, bizim akrabamız, çevremiz, Müslüman dediğimiz taifeler değil. İslam yücelecek, biz alçalacağız. İslam hak olarak görünecek, biz değil. İslam doğru olarak görünecek, biz değil. İslam yol olarak görülecek, bize çıkan yollar yol olarak görülmeyecek. Bu kadar bilgi donanımı olduğu halde, İngilizcesi, Arapçası olduğu halde biz şunu anlıyoruz ki demek ki bir insanın bir ilme sahip olması onu doğru düzgün kullanabileceği anlamına da gelmiyor. Eline yüzüne de demek ki bulaştırabiliyormuş, karşısındaki insana doğru düzgün bir soru da soramıyormuş. Diamond Tema'nın bir tanrının varlığı ve yokluğuyla alakalı hiçbir şey söyleyemeyiz. Var da diyemeyiz, yok da diyemeyiz demesinin üzerine bence Fikret Çetin'in tamamen o videoyu kapatması, tamamen herhangi bir şekilde Diamond Tema'yı muhatap almaması gerekliydi. Yeraltı kanalı bunların üzerine sadece para kazanan bir kanal olarak görüyor. Yani derdi, davası, İslam olan bir insanın menheci, usulü, yolu asla ve asla bu olamaz. Peki biz yıllardan beri ne diyoruz? Bu sistemin okulları sizin bir şeyler öğrenmeniz için değil, yozlaşmanız için, sizin bozulmanız için, sizi aptallaştırmak ve salaklaştırmak için, sizi sarhoşlaştırmak için, ne dediğinizi bilmeyecek bir hale getirmek için açılmış okullardır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Beni dinleyen kafir olsun, müşrik olsun, münafık olsun, bütün sayabileceğiniz izimler olsun veyahut Müslümanlar olsun veyahut muvahhidler olsun. Beni sadece daha yeni duyduğunuz, yeni gördüğünüz bir insan olarak izleyin. Tarafsız olarak izlemenizi istiyorum. Tarafsız olarak dinlemenizi istiyorum. Söyleyeceğim sözleri tarafsız olarak ele almanızı istiyorum. O zaman adaletli mi, adaletli değil mi ona göre daha güzel bir şekilde karar verebileceğinizi düşünüyorum. Şimdi ben normalde hani Diamond Tema gibi bir insanın oluşturduğu gündemin içerisinde bir parça olmak istemem. Beni en fazla rahatsız eden şeylerden birisi Diamond Tema gibi bir insanın veyahut onun zihniyetine sahip bir insanın veyahut onun zihniyetine sahip bir insanın karşısında ezim ezim ezilen, kendine Müslümanım diyen ama İslam'ın ne olduğunu bilmeyen, kendine Müslümanım diyen ama İslam'ı kelamcılığın üzerine bina eden, yani Diamond Tema'nın o batıl balonunu şişiren normalde bu saydığım faktörler aslında. Yani Diamond Tema gibi bir insanın karşısında omurgalı bir muvahhid durmuş olsa, omurgalı bir Müslüman durmuş olsa, İslam'ı İslam'ın kaynaklarına göre savunan ve karşısındaki batılı da kendi batıl usulüne göre mahveden bir insandan bahsediyorum. Şimdi genellikle Türkiye'de şuna rastlıyoruz. Daha geçenlerde de duyduğum İlahiyatta 13 profesör ya da 15 profesör toplanmışlar. Şeriata karşı, İslam düzenine karşı, İslam kanunlarına karşı bir manifesto veya bir reddiye yazmışlar. Yani o reddiyenin içeriğinde laik sistemin içerisinde biz dinimizi daha rahat yaşayabiliyoruz. Şeriat gelirse biz dinimizi yaşayamayız. Tam manasıyla bunu içermektedir. Şimdi bir insan niçin okur? Bir şeyleri öğrenmek için okur.
Peki biz yıllardan beri ne diyoruz? Bu sistemin okulları sizin bir şeyler öğrenmeniz için değil, yozlaşmanız için, sizin bozulmanız için, sizi aptallaştırmak ve salaklaştırmak için, sizi sarhoşlaştırmak için, ne dediğinizi bilmeyecek bir hale getirmek için açılmış okullardır. Onlarca yıl ilahiyat fakültesi, onlarca yıl okul okuyacaksınız, profesör unvanı alacaksınız, insanlara dini öğrettiğinizi söyleyeceksiniz ve verdiğiniz reddiye de kendi inandığınız değerlere karşı bir reddiye olacak. Şimdi biz buna münafıklık dediğimiz zaman ise biz yobaz olacağız, bağnaz olacağız. Şimdi Diamond Tema'nın öncesinde ben yine söylüyorum ki Diamond Tema'ya karşı verilen, bu yeraltı kanalında verilen mücadelenin, yeraltı kanalında o çıkan kişilerin, öncelikle onların değerlendirilmesi gerekli. Yani Diamond Tema şu an o batılının, şişirdiği batıl balonun niçin patlamadığını, niçin o batıl balonu insanların gözünde daha popülerite sebebini öncelikle kendine Müslüman diyen insanlarda bulmamız lazım. Şimdi Diamond Tema'nın inancına, Diamond Tema'nın ideolojisine veyahut usulüne değineceğiz. Ama öncelikle bir şu kendisine Müslümanım diyen ama İslam'ı savunmaya kalktıkları zaman sanki Allah'ın değerlerini ya da Resul'ün değerlerini değer olarak değil de toplumun değerlerini ya da bilim adı altında hurafelerin değer olarak gösterdiği şeyleri ele aldıklarını göreceğiz. Sözlerimde zulmetmemek için elimden geleni yapmaya çalışacağım kendine bu Müslümanım diyen bu şahsiyetler hakkında. Benim gördüğüm şahsen bu konuyla araştırma veyahut izlenimlerime göre 3 şahıs bu kişinin karşısına son zamanlarda çıkıyor. Daha öncesinden bahsetmiyorum. Daha öncesini hiç izlemedim. Daha öncesini bu insanla alakalı kimlerle konuştu, ne yaptı o kadar zamanım da zaten yok. Sadece şu son evreyi, şu son zamanı ki zannımca Diamond Tema'nın da diğer kişilerin de en olgun zamanlar, yani en son zamanlarından bahsedeceğiz. En önceki zamanlarında hatalar, yanlışlar yapmış olabilirler, saçmalamış olabilirler, kusurları olmuş olabilir. Şu an en olgun zamanlarının üzerinden değerlendirmemiz de meseleleri daha iyi anlayabilmemiz ya da hakikate daha iyi varabilmemiz için iyi bir usul olduğunu düşünüyorum. Allahu alem. Şimdi Diamond Tema'nın karşısına Bahadır adlı bir kişiyi çıkartıyorlar. Dinliyor ise de yani kusuruma bakmasın. Kendisini gitsin geliştirsin. Bu İslam dini çoluğumuzdan, çocuğumuzdan, eşimizden, babamızdan, annemizden, her şeyimizden değerli olan bir din. Sen bunu konuşacağın zaman, karşındaki insanla bunu münazara edeceğin zaman gerçek manada o dini rencide etmeyeceksin. O dini incitmeyeceksin. O dini kalıpları neyse, ben buyum dediği neyse o şekilde muhafaza edeceksin, koruyacaksın. Aksi halde yerilmeye, zelil olmaya, rezil edilmeye mahkumsunuz. Hiçbirimiz İslam'dan daha değerli değiliz. Konu İslam ise hepimiz kendi haddimizi bileceğiz. Yerimizi bileceğiz, hukukumuzu bileceğiz. İslam yücelecek şahsiyetlerimiz değil, kişiliklerimiz değil, cemaatlerimiz değil, bireylerimiz, bizim akrabamız, çevremiz, Müslüman dediğimiz taifeler değil. İslam yücelecek, biz alçalacağız. İslam hak olarak görünecek, biz değil. İslam doğru olarak görünecek, biz değil. İslam yol olarak görülecek, bize çıkan yollar yol olarak görülmeyecek. Allah subhanahu ve teala o kimseyi ıslah etsin ki gerçek manada bu kadar cehaletiyle, bu kadar bilgisizliğiyle, kendisini geliştirmiş, batılda kendisi azmetmiş, kendisine Müslüman diyen bu toplumdan daha fazla Kur'an'ı okumuş, daha fazla kendisini geliştirmiş bir insanın karşısına deneyimsiz bir şekilde, tecrübesiz bir şekilde, cahilce ne soru sormasını bilen, ne sorulan soruya doğru düzgün cevap vermesini bilen bir insan olarak çıkıyor. Ve kendisi söylediği sözlerde insanın gerçek manada aklını dumura uğratacak bir durum sergiliyor. Yeraltı kanalı bunların üzerinden sadece para kazanan bir kanal olarak görüyor. Yani derdi, davası İslam olan bir insanın menheci, usulü, yolu asla ve asla bu olamaz. Yani agnostik bir adamın karşısına çıkartabileceği, donanımlı olmadığını bildiğin bir insanı çıkartmak ancak ve ancak İslam'a zarar vermektir. Kimsenin üzerinden İslam dinini yanlış tanıtmaktır. Senin alacağın para ahirette çekeceğin azabın üzerini örtmeyecek. Senin aldığın ücret dünyadayken geldiğin makam, geldiğin mertebe, geldiğin şöhret emin ol seni ahiret günü o azaptan kurtarmayacak. O zaman anlayacaksın ki yaptığın yanlışların neye mal olduğunu, yaptığın yanlışların, hataların karşılığının ne olduğunu o zaman daha güzel bir şekilde anlayacaksın. Umarım Rabbim sana tövbeyi nasip eder ve o kanalını Allah subhanahu ve teala'nın razı olduğu şekilde düzenlersin. Bugün toplumun A dediğine, B dediğine göre şekillenen bütün insanlar Allah'ın rızasından uzaklaşmaya mahkumdur. Sen de muhtemelen bugünkü laik seküler sistemin bazı özgürlük, bazı konuşma, bazı fikir hürriyeti dedikleri şeyleri tam sistemin istediği şekilde uygulamaya koyulmuşsun. Hatta sistemin istediği şekilde daha fazlasını yapıyorsun. Söylemek istediğim şey Bahadır gibi kendi inandığı dini bile daha doğru düzgün temellendiremeyen birkaç tane argüman bile hayatında doğru düzgün İslam'ın, Kur'an'ın yapısını anlayamayan
anlayamamış. Bu anlatım şekliyle, bu konuşma şekliyle bir insan buna vereceği tek bir ad vardır. Bu adam süzme cahildir. Ve bu adamın böyle bilgi konusunda araştırmaya aç, Müslümanlara, İslam'a düşman olduğundan dolayı onun azmiyle birçok meseleyi öğrenmeye çalışan, ha ona geleceğiz, hadis kaynaklarıyla, Kur'an kaynaklarıyla, Kur'an nasıl anladığıyla, o ayrı bir cahilliğini o zaman anlatacağız. Ama bu adam azmetmiş bir kişi. Yani bu adam çalışkan bir kişi. Ve bu şekilde de kendisini geliştirmeye çalışmış ve geliştirmeye de çalışan bir kişi. Cahillerin videonun sonlarına doğru konuşmaya çalışacağız. Böyle bir cahili çıkartıp da böyle bir insanın karşısına insanları izlettirmek ve kendisine de ben Müslümanım ve İslam'a hizmet ediyorum demek insanların aklıyla alay etmektir. Birkaç lira kazanacağız diye Allah subhanahu ve teala'nın rızasından uzak olmak, Allah subhanahu ve teala'nın gazabını kazanmaktır. İkinci olarak Aslın Tok diye birisi. Ben Aslın Tok'u yakınımdaki kardeşimden duyardım. Normal bazı videolarını falan izlerdim. Aslın Tok'taki bazı gelişimleri, bazı dönüşümleri gördüğümüz zaman derdik ki Allah subhanahu ve teala eğer bu kadar adil ise hakkı Allah subhanahu ve teala ona nasip edecektir. Eğer hidayeti istiyor ise hakkı bulacaktır diye umut ediyordum. Halen de umudum var. Sadece Aslın Tok'un bu kanala çıkmamasının gereğini şu şekilde izah edebilirim. Aslın Tok daha yeni yeni İslami konulara eğilmiş, yeni yeni İslami konuları öğrenmeye çalışmış bir kimse. Kendisindeki hata yanlış. O kadar donanımlı bir insanın karşısına çıkacağı zaman İslam şeriatını savunma konusu gerçek manada bir alimin işidir. İslam şeriatını savunma konusu gerçek manada bir alimin işidir. Bir alim zaten İslam alimi. İslam'ı doğru düzgün bilen bir insan zaten şeriatın kısımlarını, konularını, faydasını, hikmetini düzgün bir şekilde ortaya koyabilir. Orta düzeyde bir Müslüman dahi şeriatı Aslın Tok'tan daha iyi bir şekilde savunabilirdi. Ve ben şuna üzüldüm ki Aslın Tok maalesef şeriatı savunmaya çıkmış ama şeriattaki kural, kaideleri maalesef farklı bir şekilde eğip bükmeye başladığını ben birkaç yerde gördüm. Bu samimiyet değildir. Yani Aslın Tok burada beni dinliyor ise gerçek manada yapması gereken şey teslimiyettir. Allah subhanahu ve teala'nın şeriatı, Allah'ın kitabı, yani biz biraz videonun ilerlediğimiz zaman videoda yani bir tanrının, bir ilahın varlığı konusunda, sonra Kur'an'ın onun kitabı olup olmadığı, sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun peygamberi, resulü olup olmadığı konusunda konuşmalar yapacağız. Bunları yapılandırıp, bunları kaynaklandırıp, bunları doğru düzgün bir tanımlayıp ona göre devam edeceğiz. Ha Allah var, Allah'ın kitabı var deyip de ben de biliyorum ki bir kafir, bir münafık, bir müşrik bu videoyu dinlediği zaman gerçek manada hemen eyvallah tamam Allah'ın kitabı diyorsa o zaman Allah'ın kitabıdır iman edelim demeyeceğini ben de biliyorum. Allah'ın Resulü ise Allah'ın Resulüdür o zaman hadi iman edelim demeyeceğini ben de biliyorum. Bunları tanımlamamız, bunları gerekçelendirmemiz. Şimdi ben niçin bu dine inanıyorumu doğru düzgün bir şekilde ortaya koymam gerekli olduğunu biliyorum. Bunlardan önce dediğim gibi Aslın Tok gibi bir kimsenin böyle bir kimsenin karşısına çıkartılmaması gerekliydi. Şimdi bütün bunları topladığımız zaman bu kanal gerçek manada hani popülaritesi artması için para kazanmak için uğraş veren bir kanal olduğu görülüyor. Şimdi bunun dışarısında söylediği sözler aynısı iştir kişinin lafına bakılmaza gelir. Yani ben asla ve asla böyle bir şey yapmıyorum demesi biz deriz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi Allah kişinin yaptıklarına ve kalbine bakar, suretlerine bakmaz. Şimdi senin yaptıkların bu ortada. Senin eğer kalbin gerçek manada doğruyu bulmuş olsa zaten yaptıklarını da etki eder. Eğer oturup bu konu hakkında bir cevap verirsen, dersen ki biz hayır İslam için yapıyoruz bu mücadeleyi. İslam adı altında, İslam'ın yücelmesi için, işte Müslümanların ne kadar haklı olduğunu göstermek için yapıyoruz diyor isen o zaman oraya ehil birisini çıkartman gerekli. Agnostizmi bilen insanlar var. Agnostizmin ne olduğu ile alakalı yıllarca çalışmış insanlar var. Eğer İslam için çabalıyor isen, çalışıyor isen bir agnostiğin, bir ateistin, bir deistin karşısına gerçekten Türkiye'de kendisini iyi bir şekilde geliştirmiş bir insanı davet etmenin uğraşını vermen gerekli. Kendisini yetiştirememiş, kendisini geliştirememiş, kendisi birkaç kitap okuduktan sonra veyahut kendi inandığı kitabın bile doğru düzgün anlayamadıktan sonra veya İslam'ın gerçek manada yapısını, kaynaklarını doğru düzgün bilmeyen bir insanı eğer bir kişinin karşısına kendisini geliştiren, kendisi araştıran, kendisini bir konuma getiren bir insanın karşısına çıkarırsan o zaman insanlar senin hakkında iyi düşünmemekte haklıdır. Aslın Tok bu konu hakkında gerçek manada deneyimsiz bir insandı. Deneyimsiz. Hiçbir deneyimi yok. Yani herhangi bir şekilde çalışması yok. Videolarını bazen denk geldiğim zaman, konuştuğu zaman çok kendinden konuşan, çok kaynaksız konuşan, çok yersiz, gereksiz, alt tabaka olabileceğini söylediğimiz insanları
muhatap alan ve onlara cevap verdiğinde muhtemelen kendisini tatmin eden bir insan. Bu insanın yapması gereken şey gerçek manada o programa çıkmak değil. İslam'ı gerçek manada tam manasıyla düzgün bir şekilde öğrenmekti. Ondan sonra gidip şeriatı birilerine karşı savunmaktı. Mürtetle alakalı bir meseleyi evirip çevirmeye gerek yok. Onlara da geleceğiz. Ayşe annemizle alakalı meseleye geleceğiz. Mürtetle alakalı meseleye geleceğiz. İnşallah unutmam. İslam'ın kural ve kaidelerinin üzerine konuşacağız. Burada mürtet derken Altay Cem Meriç de aklıma geliyor. Onun da bu konuyla alakalı bazı açıklamaları var. Gerek Altay Cem Meriç'in taraftarları, onu seven insanlar olsun, gerek kafir veyahut münafık müşrikler olsun. Ben kafir münafık müşrik derken öyle bütün ateistleri, bütün agnostikleri kusura bakmayın. Benim dinim sizlere kafir diyor. Agnostik de diyebilirim, kafir de diyebilirim. Ama benim dinim sizlere koyduğu tanım budur. Kafir. Benden samimiyet bekliyorsanız sizlere süslü süslü kelimeler kullanmamdan öte kendi dinime göre konuşmam evladır. Nasıl ki kendine Müslümanım diyen münafıklar, nasıl ki kendine Müslümanım diyen müşriklere bu tanımı koyuyor Allah subhanahu wa ta'nın dini ve ben de bunu samimi olarak inancım gereği söylüyorum. Sizlere de aynı şekilde bu hitapta bulunacağım. Sizler nasıl ki kendi inancınıza göre bizleri farklı farklı konumlandırıyorsunuz, farklı farklı adlandırıyorsunuz veyahut adlandırmasanız bile bu bizim için ölçü değil. Bizim için ölçü Kur'an'dır, sünnettir. Buna göre konuşmakla mükellefiz bir Müslüman olarak. Müslüman teslim olan demektir lügat manasında neye teslim olduk? Kur'an, sünnete. Yani Allah'a ve Allah'ın gönderdiği Resul'e teslim olduk, boyun eğdik. O halde süslü süslü sözler, o halde kendimizden olan sözlerle sizlere hitap etmek yerine kendimizle, benzerlerimizle, amalarımızla sizlere hitap etmekten evla olan Allah subhanahu wa ta'ala kitabıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. İslam'a gerçek manada Kur'an ve sünnete bağlı olan, Kur'an ve sünnet üzere yaşayan ehli sünnetin açıklamalarıyla İslam savunulur. Bunun dışarısında eğer bizler karşımızdaki adam mürtet dediği zaman tutup da yok farklı farklı aslında tok gibi teviller yapıp işte devlete asi olması, devlete karşı saldırması, devlete karşı eşkıyalık yapması gibi bu tür hiçbir şekilde tanımı olmayan, hiçbir şekilde kaynaklarda bulunmayan, böyle bir sözü söyleyen hiçbir ehl-i sünnet alimi olmadığını bildiğimiz halde çıkıp da bir programa bunu söyler isen o zaman kardeşim sen aşağılık kompleksiyle hareket eden bir insansın. İslam'ın sana ihtiyacı yoktur. Senin de İslam'ı bu şekilde yanlış tanıtmaya hakkın yoktur derler adama. Bunun aynı bir benzeri maalesef Altay Cem Meriç mürtetle alakalı bir açıklaması vardır. O kadar teferruatına giremeyeceğim. Çok uzayacaktır çünkü birçok konu var ve ben her bir konuyu böyle veciz bir şekilde anlatmaya çalışıp bitirmeye çalışacağım inşallah. Şimdi Altay Cem Meriç de aynı benzeri bir usule gidiyor. Yani mürtetle alakalı meselede farklı farklı teviller yaparak aslında İslam'da olan mürtedin alıyor farklı bir konumda konumlandırarak İslam'ın hiçbir şekilde ondan bahsetmediği bir mürtet tanımını getiriyor. Mürtetle alakalı videosunu izleyebilirsiniz. Şu an o kadar girmek istemiyorum. Sadece şunu söylemek isteyeceğim. Yani Altay Cem Meriç de Diamond Tema'nın karşısına çıksa veyahut benzeri varyasyonlar da Diamond Tema zihniyetinde olan insanların karşısına çıksalar İslam savunulmuş olmayacak. Ve sizler veyahut bizler bununla övünmüş, bizler bununla gurur duymuş olamayacağız. Zaten Türkiye'deki sorun bu. İslam'ın yükselmesindeki temel sorun da böyle omurgasız. Maalesef sözünün eri olmayan ya da dininin eri olmayan ya da inandığı inancın eri olmayan, inancını tahrip eden, tahrip görüşlerle hayatını geçirmeye çalışan ve bu tahrip görüşleri de insanlara anlatan insanlardan dolayı maalesef şu an popülaritesi İslam'ın farklı bir yerde. Allah katında İslam yücedir. Şu an Türkiye'nin toplumundan bahsediyorum. Türkiye'nin içeriğindeki İslam'dan bahsediyorum. İnsanlar niçin bu kadar İslam'ı farklı anlayabiliyorlar? İşte bu insanlar yüzünden tek tip bir şekilde İslam'ın kaynaklarında olan, asıl kaynaklarında geçen, net kaynaklarında geçen meseleleri bir agnostik çıktığı zaman eğip büken insanlardan dolayı İslam maalesef farklı farklı anlaşılıyor, farklı farklı konuşuluyor. En sonunda diyorlar ki ya falan kişi farklı söylüyor, filan kişi farklı söylüyor. Bunun asıl kaynağındaki sebep şudur. İnsanların kendisini önce İslam'a nispet edip sonra da o İslam'ı omurgasızca anlatmasından kaynaklanmaktadır. Üçüncüsü Fikret Çetin. Şimdi ben ilk defa Fikret Çetin'i dinledim. Bir insan bu kadar karman çorman bir şekilde konuşup karşısındaki insana soru soramamak için çaba gösterir mi diye sorarsanız insanın aklına Fikret Çetin gibi bir insan gelebilir. Bakın ben bunları tamam yeriyorum ama şimdi bunları yermeden bunları eğer benimsersek, eğer bunları biz korur isek sizin inancınız ilk başta hedefe gelecektir. Sizin inancınız, sizin İslam dini olarak değer verdiğiniz din hedefe gelecektir. Bu insanların yaptığı hataları ele almamız gerekli. Kendimize, kendi dinimizi savunduğunu söylediğimiz insanlar, kendi inancımızı savunduğunu, kendi kaynaklarımızı savunduğunu söylediğimiz
verdiğimiz insanları güzel bir şekilde ele alıp değerlendirip ve gerekiyor ise elememiz ve daha da iyilerini ortaya çıkartmamız gereklidir. Şimdi Fikret Çetin'in yaptığı gerçek manada çok az bir yerde iyi yönleri var. Ama genel manada laf kalabalığında başka bir şey değil. Yani karşındaki insanı kendi kitabında o kadar not almışsın ve karşındaki insana soru soracaksın. Hiç alakası olmayan meseleleri konunun içerisinde durmadan soru içerisine gargara yapıp ve karşı tarafa doğru düzgün bir soru yöneltememen gerçek manada tek bir adı vardır, o da beceriksizliktir. Ve bu kadar bilgi donanımı olduğu halde, İngilizcesi, Arapçası olduğu halde biz şunu anlıyoruz ki demek ki bir insanın bir ilme sahip olması onu doğru düzgün kullanabileceği anlamına da gelmiyor. Eline yüzüne de demek ki bulaştırabiliyormuş. Karşısındaki insana doğru düzgün bir soru da soramıyormuş. Genel olarak şunu anlıyoruz ki gerçekten Türkiye şu son zamandaki gündemle resmen Diamond Tema ve karşısına geçirilen insanlarla bir imtihana daha tabi tutuldu. Tabii bu imtihandan bilen insanlar kurtulur, bilmeyen insanlar zaten kurtulmuş değillerdi. Bununla beraber iyice bataklığın içerisine sürüklenirler, iyice karanlığın içerisine sürüklenirler. Yani bugün Türkiye'nin Müslüman olduğunu adam çıkıyor diyor ki ben Müslümandım, ateist oldum. Sen hiçbir zaman Müslüman değildin ki. Sana birileri dedi ki sen Müslümansın, annen baban Müslüman, sen de Müslümansın. Hayatında doğru düzgün İslam'la alakalı hiçbir uğraşın olmamış. Doğru düzgün bir çalışman olmamış. Genelden bahsediyorum. İstisnalar kaideyi bozmaz. Genellikle ateistlerin, kafirlerin, genellikle zındıkların söylediği bir söz vardır. Ya o zaman şu falanca adamı tanıyorum. Filanca adam böyleydi. Şöyle bir Arapça biliyordu. Bak falan falan zaman sonra ateist oldu. Tamam, Arapça bilmesi gördüğümüz kadar, Fikret Çetin'den üzerinden de gördüğümüz kadar, yani insanın Arapça bilmesi veyahut bir İngilizce bilmesi veyahut farklı bir ilim bilmesi adama soru bile sorduramıyormuş. Demek ki insanın fazla bilmesi doğru bir şeyleri anlaması veyahut doğru bir şeyleri aktarması anlamına da gelmiyor. Bunu anlıyoruz. İstisnaların üzerinden gitmiyorum. Şu an toplumun genelinden bahsediyorum. Genel olarak sorduğun zaman önce Müslüman, bir bakıyorsun ki bazı meselelerden sonra ateist olmuş. Sen zaten ateist bir şekilde yaşıyordun. Adını koymuş oldun, başka bir şey değil. Sen ateistlerin amelini, hayatını yaşıyordun. Sadece inancın bazı yerlerde değişti. Allah yokmuş gibi yaşıyordun. Gerçek manada belli bir zaman sonra Allah'ın yok olduğunu kendin söylemeye başladın. Yani ufak değişimler yaşadınız. Büyük köklüce bir değişimler yaşamadınız. Diamond Tema ile alakalı öncelikle ben kendi şahsiyeti, kişiliğiyle alakalı pek bir şey bilmem. Ama anlattıkları, söylediklerine karşı özellikle Fikret Çetin'i başarılı bulduğum yerler var. Öncelikle kendisinin Diamond Tema'nın bir dogma inanca sahip olduğunu, kendisince kalıplarının olduğunu bizlere gösterdi. Sorduğu sorularla ortaya koydu bunu. En güzel yaptığı şeylerden birisi bu. Yani videoda artık sizi tatmin eder etmez. Beni tatmin etmese de genel olarak maalesef, ama ele alıp Diamond Tema'yı tanıyabileceğimiz bazı belgeleri elimize sundu diyebiliriz. Bu konu hakkında benim aslında Fikret Çetin'i izlediğim zaman belli bir yerden sonra şunu söyledim. Diamond Tema'nın bir tanrının varlığı ve yokluğuyla alakalı hiçbir şey söyleyemeyiz. Var da diyemeyiz, yok da diyemeyiz demesinin üzerine bence Fikret Çetin'in tamamen o videoyu kapatması, tamamen herhangi bir şekilde Diamond Tema'yı muhatap almaması gerekliydi. Çünkü gerçek manada böyle bir inanca sahip olan bir insana bir şeyi ispat etmek kesinlikle ve kesinlikle mümkün değildir. Biz bu insana şunu sormamız gerekli. Yani insanlar veyahut maddeler üzerinden varlık ve yokluk konuşulurken niçin onların daha üstünde olan bir varlık için varlık veyahut yokluk konuşulmayacak? Yani onların üzerinde olduğu düşünülmesi, onların üzerinde yani maddenin, materyalin üzerinde olduğunu düşündüğümüz, olur mu olmaz mı diye bir düşünce içerisinde bulunduğumuz bir şey hakkında nasıl olur da var mı yok mu diye düşünemeyiz. Ya da şunu nasıl düşünebiliriz ki var da diyemeyiz, yok da diyemeyiz. Yani bir konu hakkında evet de diyemeyiz, hayır da diyemeyiz. Bir konu hakkında geldi de diyemeyiz, gitti de diyemeyiz. Bir konu hakkında yaptı da diyemeyiz, yapmadı da diyemeyiz. Yani özellikle ileride gerçek manada insanın aklını dumura uğratacak sözler söylediğinde ben o konuda da Fikret Çetin'i gerçek manada kutluyorum. Gerçek manada tebrik ediyorum. Yani bir ilahın kusursuz olduğunu söylemenin, kusurlu olduğunu söylemesi Diamond Tema'nın tam manasıyla saçmalamasıydı. Yani bunun saçmalık olduğunu söylememe bile gerek yoktur. Eğer Türkiye'deki akıl seviyesi çok aşağılarda ise bunu anlatırız. Bunu izah ederiz. İnsanların o kelimenin ne kadar mantıksız olduğunu, ne kadar saçma söz olduğunu, hatta dünyada en saçma sözler listesinde en başta olabileceğini anlatmaya çalışırız. Ama bu kadar aptal, bu kadar ahmak olduğunu bu Türkiye toplumunun düşünmüyor.
Yani Tanrı kusursuz olması onun kusurludur demesi. Aynen orada da kendisinin de Fikret Çetin de çok güzel bir şekilde ele aldığı gibi iki tanesi de aynı manadadır. Yani kusursuz olması kusurludur demesi ikisi de aynı kelime demektir. Allah'ın her şeyi biliyor demesi yine Allah subhanahu ve teala'ya affedilemeyecek bir şey olduğunu söylemesi. Yani bu saçmalıkların üzerinden gerçek manada daimi temayı ele almak yerine ortada bir varlık varken onu var eden olduğunu düşünmeyi bu zihniyet resmen iptal ediyor. Örnek söylüyorum, ortada bir masa var ise bir marangozu iptal etmek, ortada bir işte buzdolabı var ise onu tasarımını yapan tasarımcıyı, onu düzenleyen ustayı, işte ortada bir bina varsa onun projesiyle onu hayata geçirmek, onu yapmak, onu düzenlemeyi, onu düzenleyen kişiyi iptal etmek, mühendisini iptal etmek gerçek manada aklına alabileceği bir şey değil. Tam manasıyla inancı bu. Böyle bir saçma sapan bir mantığı insan kabul eder ise gerçek manada bahsettiğim şekilde hayatta mantıklı bir şekilde yaşaması mümkün değil. Tam manasıyla biz bu adama akıllı olan deli deriz. Aklı var ama deli. Kendisi deli. Yani inanç olarak, mantık olarak gerçek manada doğru düzgün yaşayamaz. Adaletli ise. Ha, adaletsiz ise istediği şekilde münafıkça, istediği şekilde ikiyüzlüce, istediği şekilde çelişkileriyle yaşayabilir. Örnek söylüyorum, ortada bir masa varken marangozun, ortada bir ev varken onun mimarının, ortada bir işte araba varken onun tasarımcısının, onun mühendisinin, onu yapan ustanın varlığından bahsediliyor ise hayatta, bütün bu evrene bir baktığımız zaman, gökyüzündeki güneşi, aldığımız havayı, kendi sistemimizi, kendi düzenimize baktığımız zaman bizim düzenleyenimiz, bizi düzenleyen bir varlığın olmadığını konuşmak tam manasıyla aptallıktır, salaklıktır, sarhoşluktur. Ben size İslam dininden bahsetmiyorum. Ben size sadece bir varlığın var edeninin olmasının mecburiyetinden bahsediyorum. Yani bir arının, bir sineğin, bir böceğin, bir aslanın, bir zürafanın, bir elma ağacının, bir muz ağacının, bir güneşin, ayın, gökyüzünün, yıldızların, pek bilmeyen her yıl bize gelen mahsullerin, domatesinden, biberinden ne aklınıza gelebiliyorsa tüm bu varlığa baktığımız zaman gerçek manada müthiş bir şekilde bir musavvirin, müthiş bir şekilde şekil verenin, müthiş bir şekilde bir hallakın, yaratanın, var edenin olduğunu görmek zorundayız. Ben bir Müslüman olarak, bir muvahhid olarak ilk başta Rabbimi kabul etmemin gerekçesi budur işte. Gökyüzüne baktığımız zaman bir güneşi görüyoruz. Bir güneşi görüyoruz. Her gün doğup ve batan. Ben sadece şunu söylüyorum. Bu güneşin doğmasında ve batmasında bir enerjiye ihtiyacımız yok mu? Bir apartmanın ısınmasında, bir fabrikanın çalışmasında veyahut ondan daha büyük sanayilerin çalışmasında ve bir şeyler ortaya koymasında enerjiye ihtiyacımız, insan gücüne ihtiyacımız, makine gücüne ihtiyacımız varken nasıl olur da gökyüzünde doğup batan dev ateş topunu bir yerden bir yere sevk edecek bir güç olmayacak? Yani siz ya bunu maddeye vereceksiniz ki böyle yapıyorsunuz. Yani madde eşittir kendisini idare eden. Yani örnek söylüyorum, masa eşittir kendisini yapan, araba eşittir kendisini bir yerden bir yere götüren ya da sizin dediğiniz saçmalık da aklıma geliyor. İçgüdü dediğiniz mesela arının bal yapmasını içgüdü sebep verdiğini söylüyorsunuz mesela. Şimdi insan şöyle düşünüyor. Arıdan daha akıllı bir arı mı var yani? Yani arıya bu işi yaptıracak daha önce bir bu konu hakkında, bal konusu hakkında hiçbir tecrübesi olmamış, bir yerden bir şey öğrenmemiş, bir yerlerde gidip bir şekilde deneyim, bir tecrübe yapmamış bir içgüdü arıya bu balı yaptırıyor, öyle mi? Şimdi buna da bilim adı altında dediğiniz zaman, bunu bilim adamları diyor dediğiniz zaman biz de buna inanacağız, öyle mi? 1950 yılındaki bilim mi, 2000 yılındaki bilim mi, 2050 yılındaki bilim mi, hangisinden bahsedelim? Farklı farklı durmadan değişen, her bilim adamı adı altında konuşan kişinin konuştuğu söze göre mi bilimi değerlendireceğiz? Bilim dediğimiz zaman yorumun katılmadığı şeydir. İçerisinde herhangi bir şekilde yorum olmaz, hipotez olmaz, varsayım olmaz. Sadece ve sadece kendisi olur. İspatlanan şeyin, delil denilen şeyin kendisini biz görürüz o içeriğin içerisinde. Ve siz içgüdüye inanabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki yok, bir kaplumbağa yeni doğduğu zaman suya koşmasını, suya gitmesini sağlayan içgüdüdür. Biz de deriz ki daha önce o içgüdü kendisi denize koşmasının gerekli olduğunu kimden öğrendi? Kimden öğrendi ki o denize koşması gerekli olduğunu o kaplumbağaya öğretecek? Bunlar sizin safsatalarınız, saçmalıklarınız. Bunlara bak, bir Müslüman olarak ben kabul etmediğim zaman vay efendim sen zaten Müslümansın ve efendim sen zaten yobazsın, sen zaten bağnazsın, sen zaten kabul etmiyorsun, sen zaten Allah'a inanmış bir insansın demek saçmalığına da girişmeyin. Ben niçin Allah'a inandığımı, bir Tanrı'nın, bir Yaratan'ın, bir var edenin var olduğunu söylememin gerekçelerini zaten söylüyorum. Siz ancak şunu söylüyorsunuz. Biz illa var eden var ise onu görmemiz gerekli. Bunu hayatınızda her defasında yapıyor musunuz? Var eden şeyi yaptığı işten görüyorsunuz. Var eden varlığı yaptıkları olaydan görüyorsunuz. Bir yerde adam öldürüldüğü zaman bu adamı kimse öldürmedi. Çünkü ben bu adamı öldüreni görmedim mi diyorsunuz? Yoksa öldürülen adama bakıp bu adamı birisi öldürmüş mü diyorsunuz? Öldüren kişinin kim olduğuyla
alakalı bir soru sorduğumuz zaman mesela adamın mesela silahla vurulduğu zaman bu adam silahlı bir şekilde buna saldırdı diyebilir misiniz? Diyebilirsiniz. Benzeri birçok örnek verebiliriz. Hani var edenin var olmasıyla alakalı illa onu görmemiz gerekli değil dedik ya. Yani vasıflara bakarak da biz var edenin varlığı konusunda özellikleri anlayabiliriz, görebiliriz. Yani bir çocuk gördüğümüz zaman otomatik olarak o çocuğu bir ilişki üzerinde, bir evlilik üzerinden veyahut gayrimeşru ilişki üzerinden, cinsel ilişki üzerinden değerlendirilebilir mi? Değerlendirilebilir. Peki bu çocuğun bir babası olmak zorunda mı? Evet, babası olmak zorunda. Bir babanın varlığını kabul ettik mi? Ettik. Görmemiz gerekli mi? Gerekli değil. Peki babanın erkek olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Bu çocuğun bir de annesi olduğunu ve onun da kadın olduğunu anladık mı? Anladık. Peki biz bu çocuğa birilerinin yemek yedirdiğini anladığımız zaman birilerinin buna rızık verdiğini anlamış olur muyuz? Oluruz. Çünkü çocuk yemek yemeden, su içmeden hayatını idame ettirir mi? Bilmez. Şimdi biz bu çocuğun, örnek söylüyorum, bu vasıflarını anladık. Peki şule geldiğimiz zaman niçin kabul etmiyoruz? Bu çocuk bu zamana kadar nefes almadan mı yaşadı? Hayır. Peki nefesi veren ne? Nefesi veren kim? Hiç kimse. Peki bu çocuk, örnek söylüyorum, bu zamana kadar yedikleri, içtikleri nereden geldi? Topraktan. Allah Allah. Toprak bu çocuğu tanıdı. Bu çocuğun yiyeceği, içeceği, yemekleri bildi. Ve bu çocuğa resmen yiyeceklerini, içeceklerini gönderdi. Öyle mi? Bunu mu söyleyeceğiz? Şimdi ben bunları söylerken hop odur hop kalkmak yok. Sizler nasıl ki bizim inancımıza şeriat olsaydı ben şu an konuşamazdım. Evet, seni konuşturmazlardı. Ama sana inancını yaşama hakkı verirdi şeriat. Bugün o kadar cahilce, o kadar saçma sapan bir hikaye dönüyor ki şeriat gelince sanki ateistler, deistler veyahut agnostikler öldürülecekmiş gibi konuşuluyor. Bizim kitabımızda sizlere yaşam hakkı sunuluyor. Sizler inancınızı yaşayabilirsiniz. Sizler inancınızı yaşayabilirsiniz. Lakin benim peygamberime gelip ahlaksız dedirtmez İslam şeriatı. Senin gibi insanlara evet konuşturmazlar. Senin gibi insanları konuşturmazlar. Çünkü şeriatta, İslam devletinde bilen insanlar konuşur. Bilgili insanlar konuşur. İslam şeriatında örnek söylüyorum. Senin gibi cahil, senin gibi İslam kaynaklarını bildiğini düşünüp de saçmalayan insanlar konuşturmazlar. Ama senden daha iyi İslam kaynaklarını bilen ve kendisini agnostik diyen insanları konuşturabilirler ve karşılarına da İslam'ı düzgün bir şekilde bilen insanları koyup konuşturabilirler. Bu gerekli ise bunu yapar. Bu gerekli ise İslam halifesi bunu yapar. Unutmayın, kendi iddia ettikleri ne kadar şey var ise iktidara geldiklerinde, kendi inançları bu memlekete ele geçirdiğinde söylediklerinin tam zıttına daha da fazlasıyla insanlara uygulayacaklar. Şimdi kendilerinin inancı, mesela örnek söylüyorum, Celal Şengör gibi zihniyetin, ateizm bir zihniyet olabilir, agnostizm bir zihniyet olabilir. İkisinin arasında inançsal olarak fark olsa da görüş olarak, insanlara bakış olarak pek bir fark yok. İkisi de insanları gelişmiş bir hayvan olarak görür. İkisi de insanlar geçmiş atalarına göre daha da iyi hayvanlar, daha da gelişmiş hayvan olan canlılar olarak görürler. Bu nedenle kendisi bir ahlaktan bahsediyordu. O ahlak dediğimiz tanım tam manasıyla ahlaksızlıkla yer değiştirecek ve kendi ahlak olarak bildikleri ne kadar ahlaksızlık var ise toplumda yayılmaya başlayacak ve insanlara bunlar dikte edilecektir. İslam şeriatı onun bunun eğip bükmesine göre değişken bir şey değildir. Ama bu insanların, ateizmin, her birinin insanların başına geldiği zaman ve her birinin bu memleketin başına geldiği zaman ne yapacağını hiçbir şekilde kestiremezsiniz. Hiç eğip bükmeye gerek yok. İslam'da bugünkü toplumdaki gibi fikir hürriyeti yoktur. Bugünkü toplumdaki insanlara her insanın konuşabileceği, her insanın saçmalayabileceği bir alan açılmamıştır. Bilenler konuşacak, bilenler öğretecek, bilmeyenler de öğrenecektir. Şu an bugünkü toplumun cahillik seviyesine baktığımız zaman her önüne gelen her konuda konuştuğundan dolayı her elimizi attığımızda cahile dokunuyor. Şimdi sizin böyle bir toplumda eğitim sisteminizin de zaten çöktüğü ortada. Herhangi bir şekilde doğru düzgün adam yetiştirememişsiniz ki. Doğru düzgün bilen insan yetiştirememişsiniz ki. Yani okullarınızdan çıkan adam halen saçmalayacaksa, halen doğru düzgün bir şeyler söyleme konusunda, bir şeyler düşünme konusunda, insanlarla iletişim kurma konusunda doğru usulü kullanamayacaksa sizler sarhoşlar yetiştiriyorsunuz. Şeriat olsaydı konuşamazdık. Tamam. Eğer agnostizm olsaydı, eğer ateizm olsaydı, şu an ülke onunla yönetilmiş olsaydı toplumun yarısından çoğunu gay yapardınız. Yarısından çoğunu lezbiyen yapardınız. Biseksüel yapardınız. Yarısından çoğunu ailesiz yapardınız. Yarısından çoğunun çocuğunu, affedersin, gayrimeşru ilişkilerin sonucunda oluşan çocuk neyse ondan yapardınız. Ve bunlar sizin için bir sorun olmazdı. Hatta bunu sorun yapan insanlara da hapse atardınız, biliyor musunuz? Bunu sorun yapan, bununla mücadele eden insanlara da ahlaksız, insanların hayatına nasıl karışırsın diye hapse atardınız. Hatta siz ne yapardınız biliyor musunuz? فقد اللي خل غالي فقد الدرع المتين فقد والعين تدمع والضواير في وني خايف من البعد يا